bulduk hanımlar. Gülderen, bu ne enerji? Sizi bekliyorduk, enerjimi size bak sakladım bomba gibi. Kim bu güzel hanımlar? Yeğenim, felsefe öğretmeni Merve Çalık. Aha. Merhaba. Kızım Hatice Nur. Boyun kadar kızın mı var? Ne yapalım, genç anne olmanın verdiği bir etki. Kuzenim, astrolojimiz sülalenin... Çılgını. Evet. Düşündüm çünkü kendine o kadar hitabı var ki. Hamaratım, astrolojim. İki çocuk kadar, annesiyim. Benim kadar gezen, eğlenen, süslü hiçbir şey yok diyor. Evet yok, kendimi çok savunuyorum. Adı da Çılgın mı? Çılgın Rabia. Demek Çılgın Rabia. Ne haber Rabia? İyiyim, teşekkür ederim siz. Ne kadar çılgın olduğunuz salonda mı konuşsak? Hadi buyurun. Sizi içeri alalım, bekletmeyin. Hadi hemen içeri geçelim. Merhabalar, ben Gülderen Kara. 38 yaşındayım. 22 yıllık evliyim. 2 tane kızım var. Biri 20 yaşında, biri 16 yaşında. Rezervuar üreten bir fabrikada çalışıyorum. Yeri geliyor test yapıyorum, yeri geliyor paket, yeri geliyor üretim yapıyorum. Yeri geliyor kaşıtıyoruz, yani hayatımız bu şekilde ilerliyor. Bana arkadaşlarım katıl, sen yaparsın, masa yumruğunu koyarsın, hiç susmazsın, senden başka kimse konuşmaz dedim masada. Ama ilk 2 gün heyecanımdan hiç konuşamadım, kendimi çok kastım, o yüzden kendimi gösteremedim. Bugün başlayacağız inşallah. Bugün hiç kimse bana ön yargılı gelmezse harika yemekler yiyecekler, güzel geçecek, eğlenceli geçecek, yoksa masaya yumruklar koyulacak. Hanımlar, bu arada hepiniz çok şıksınız. Teşekkür ederiz. Yoksa modayla da mı ilgileniyorsunuz? Aynen öyle. Çünkü moda bizim işimiz, kadınların işi. Giyinmeyi, süslenmeyi çok severim. O yüzden modayı da takip ederim. Rabia, güzel de yemek yapar mısın? Tabii, çok güzel yemek yaparım. İnşallah. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere Gürbüz. Ben de geliyorum. Korkun benden. Yoksa sen de mi başvurdun? Aynen öyle. Evet. Bu arada neden Rabia'ya çılgın diyorlar? Çünkü çok çılgın, evet. Eğlenceli, neşeli, sohbetli ve paşasıyım. Bir daha üstüne basarak tekrar kaçmışsın, benden iyisi yoktur der. Yaptığım bir şeyleri savunuyorum ama kendimi Gürbüz, sen bunlara bakma. Ama Gülderen masalarda kendini hiç savunamıyor. O yüzden üstüne çok geldiler. Sana anlatmadı mı? Aa, hayır, anlatmadı pek. Neden öyle yaptın? O normalde çat çat söylemesi lazımdı. Söyleyemedim Rabia, heyecanıma ver, dilim tutuldu. Evet, heyecanlanmış olabilir ama. Normalde çok konuşkan, neşeli, işte özgüvenli bir insandır ama belki kameraların karşısında olmak, tanımadığı insanlarla birlikte olmak heyecanıyla böyle davranmış olabilir. Ama bundan sonraki günler bizim günümüz diyoruz ve bugün ona başarılar diliyorum. Öğretmenim, isminiz neydi? Merve. Merve Hanım, ne öğretmeniydiniz? Felsefe öğretmeni. Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz? 7 yıldır. Evet. Gürbüz, ona da taliplerini bekliyoruz. Evet. Talip bekliyoruz. Biz düğünlerde giyinmeyi, süslenmeyi, oynamayı çok severiz. Bir an önce düğün olsun da şöyle kendimizi döktürelim. Onlar beni evlendirmek istiyorlar ama sırf kendileri için, oynamak için. Oynayalım. Benim biraz böyle bir arzum yok. Kısmetse olur, olur, kısmet değilse olmaz. Olur. 30 yaşında felsefe öğretmeni. Bak ya. Bakımlı, güzel bir bayan, taliplerini bekliyoruz. Ya ama utandırıyorsunuz. Kayınvalidesi ben olacağım. Öğretmenim, seninle çok mu uğraşıyorlar? Onlar beni seviyorlar. Bir de benim ailem düğüncüdür. Böyle her düğünde oynamayı severler. Yani düğünlerin kamberi bunlar. Sülalede de bir beni evlendirdiler. Alayın başı ben. Tasalandılar. Gerçekten oynamayı çok mu seviyorsunuz? Tabii. Hem de nasıl? Yok. Enerjiyle daha fazla, daha motivasyon, daha çok tutkuyla eğlenceli başlıyoruz. Konuşulacak çok konu var ama ben menüyü çok merak ediyorum. Gürbüz Bey, çok güzel bir çorba yapacağım. Kremalı, zerdeçallı mantar çorbası. Peki arkasından? Arkasından özel sos eşliğini lahana sarması. Çok güzel. Ana yemeğimiz de acı çikolata soslu bonfile. Acı çikolata soslu bonfile mi? Aynen öyle. Çok acı çikolata yapar. Soslu bonfile yani. Acı olacak mı? Biraz acı olacak Gürbüz Bey. Hem acı hem tatlı. Bonfilenin yanında ne var? Enginarlı patates püresi. Peki ya salata? Yeşil salata. Yeşil salata. Deyip çok geçmeyin. Sunumu önemli. Güzel sunumlar yapacak mısın? Elimden geldiği kadar hepsi sunum eşliğinde, özel sos eşliğinde. Tatlımız ne? Hindistan ceviz rüyası, pasta. Hindistan cevizi rüyası. Hanımlar, siz burada mısınız? Ben gideceğim okula, öğrencilerim beni bekler. Öğretmenim, sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Çok renkli ve çok eğlenceli bir yer burası. Teyzeme çok başarılar diliyorum, ona güveniyorum. Ben çok teşekkür ederim desteğiniz için. Her şey güzel olacak, inanıyorum. Heyecanlanmazsa
Başaracağına kesinlikle inanıyorum. Gülderen, biz de markete gidelim mi? Aynen öyle. Hadi o zaman Gülderen'e başarılar dileyin. Başarılar diliyorum canım kuzenim benim. Bir tane çok teşekkür ederim. Anne unutma markette bir şey. Hanımlar neden vedalaşıyorsunuz? Gurbete mi gidiyor? Hayır ya bu motivasyon vedalaşmıyoruz. Gülderen, hadi o zaman gidelim. Gülderen Hanım'ın tecrübesine göre açıkçası menüyü çok basit buldum. Mesela Serdar Bey 23 yaşında daha güzel bir menü çıkardı. Keza ben daha gencim, daha iyi bir menü çıkardım. Kendisi 22 yıllık bir ev hanımı ve ev hanımı olmasına rağmen bu denli basit bir menüyü açıkçası ona çok uygun bulmadım. Menüyü iddiasız buldum. Neden iddiasız buldum? Sıralamada sıkıntı var. Et var, çikolata var, lahana var, rüyalar var. Yine bir pasta dediğimiz için Hindistan cevizi de bir çikolata bekliyorum. Arda arda aynı ürünlerin gelmesi yanlış bir menü diziliminde. O yüzden çok iddialı olmadığını düşünüyorum. Menü genel olarak bence biri otur diyor, biri kalk gidelim diyor. Tamamen iyi bir menü olduğunu düşünmüyorum. Yanlış seçimler yapmış. Ana yemeğe çikolata koymuş. Tatlısında da tatlı var zaten. Yani birbiriyle çok uyumsuz bir menü olduğunu düşünüyorum. Çorbası farklı, ana yemeği birbirinden farklı. Lahana sarması var. Birbiriyle pek bağdaştıramamış menüyü. Umarım layığıyla yapar. Layığıyla yapamazsa benden asla puan alamaz. Haydi Gürbüz hazır mısın? Markete gidiyoruz. Market bizi bekliyor. Koşuyor. Hadi gidelim. Market yakın mı? Yakın. Hızlı hızlı alışverişe başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Hemen domateslerimizi alıyoruz. Çeri domateslerimizi. Manavra yoluna başlıyoruz. Madem bu kadar enerjiktin neden masalarda göstermedin? Kendimi gösteremedim. Neden kendini gösteremedin? Heyecan yaptım, kasıldım. Heyecanın puanlarından da belli. Yansıdı ister istemez. Puanlarıma da yansımış oldu heyecanım. Heyecandan mı hata yaptın? Aynen öyle. Heyecanıma benim heyecanımdan dolayı yaptım bu hataları. Bir daha da olmayacak inşallah. Yarışmamızda aynı puanı verebildiğimizi biliyor olman lazımdı. Evet, aynı puanı verebildiğimizi biliyor olmam lazımdı. Dediğim gibi oraları kaçırmışım, izleyemedim. Gülderen Hanım'ı puan konusunda da pek samimi bulmuyorum. İlk gün Serdar Bey'e 5 puan verdi. Tam hesaplarken açmak zorunda kaldığını söyledi ama bunu yazarken düşünecekti. Yazdıktan sonra değil. Dün de aynı şekilde Gökçe Hanım'a tekrar aynı puanı verileceğini bilmiyordum dedi. Böyle bir şey yok. Aylardır bu konsept değişeli çok oldu. Programı sürekli izlediğini söylüyor. Bence bilerek ve isteyerek gününü oynadığını düşünüyorum. Sence Gökçe kaç puanı hak ediyordu? Bence Gökçe 4 hak ediyordu. Peki neden 4 vermedin? 4 vermek istemedim. Elimde olsun diye bekledim. Şaka yapıyorsun. Aynen öyle. Yoksa sen taktik mi yapıyorsun? Yapmamız lazım ki başka nasıl olacak? Reytingleri patlatmamız lazım. Reytingleri boşver de seni patlatmasınlar. Bilemeyeceğim nasıl olacak? Ya biz patlayacağız ya onlar. En çok kimden korkuyorsun? Kişilik profil uzmanı Seda Hanım'dan çok korkuyorum. Sence neden masaya defterle geliyor? O kendini bilmiyorum. Neden böyle yapıyor? Kendini göstermeye çalışıyor. Bence yemeği değil kendini göstermeye gelmiş diye düşünüyorum. Gökçe'nin dünkü yemekleri nasıldı sence? Valla ben dünkülerin hiçbirini beğenmedim. Çikolatalı şelale nasıldı? Şelale sütlü kakao gibiydi. Sütün içine kakaoyu karıştırmış şelale diye bize vermiş. Ben öyle düşünüyorum. Yarışmacımız listesini kontrol ederek alışverişe devam ediyor. Gülderen, yarıştığın ev senin mi? Benim evim değil, yeğenimin evi. Kasap bu reyonunu hemen sapıyoruz. Merhabalar, benim 12 dilim bonfilem var. Bonfilemi istiyorum, bir de kemik. Etleri önceden mi sipariş verdin? Vermedim. Keşke verseydin, beklemezdik. Ha, yok, şey olarak söyledim daha önce geleceğimi. Ustam, bonfilelere bakabilir miyim? İşte bonfile dediğim böyle olur. Aynen öyle, bonfile dediğim böyle olur. Taze taze, kesilmiş gözümüz görsün istedim. Ustam, acı çikolata soslu bonfile yedin mi? Yok, hiç yemedim. Sence çikolatalı bonfile olur mu? Ben sizden bir de kemik istiyorum, tamam mı? Kemiği nerede kullanacaksın? Haşlayacağım, acı sosuma kullanacağım. Ne istiyorsunuz daha? Gülderen Hanım, o tatlı tatlı fiziksel proporsiyonuyla markette arabayı böyle süre süre telaşlı telaşlı gidecektir. Unuttuğu eksik malzemeler olabilir diye tahmin ediyorum. Ama menünün içeriğine baktığımızda çok da fazla malzeme yok. İnşallah da unutmaz. Tekrar söyleyeyim. Mantarımı aldım, beyazlarımı aldım, maydanoz, kuru soğanı aldım, reyhan aldım, roko yokmuş, kuzu kulağı, nar, limon, enginar, patates, çili biberi, bonfile, kemik, tamam, yumurta, tamam, süt, tamam, tereyağı, peynir, kaşar. Kaşarlar ne taraftar? Kaşar peynirinden sonra kalan eksiklerini de tamamlayan yarışmacımız aldığı ürünleri kasadan geçiriyor. Şimdi umarım unuttum Hindistan cevizi. Herhalde 15 tane Hindistan cevizi aldın. Heyecandan ne varsa aldım.
750 TL bütçesi olan yarışmacımız için ödeme yapma zamanı. Ne kadar tuttu? 959 lira 95. Wow. Gülderen, geçmiş olsun. Geçmiş olsun bana, büyük geçmiş olsun. Bütçemizi de aşmış olduk. Aynen öyle, şöyle vereyim size, teşekkür ederim. Ama sağlık olsun, ne yapalım? Aa, benim soslarım ağırlıklı, soslar, çikolatalar biraz fazla tuttu. Bir de bonfilelerim. Alışveriş torbalarını alan yarışmacımız yemekleri için eve dönüyor.